Arkadaşlar merhaba. Ben Üçlü işte Hoca. Ne yapıyoruz hocam? Artık KPSS kampına başlıyoruz. Bugün bomba gibi başlangıç yapacağız. Artı bir netle her sene KPSS'de mutlaka sorulan, cevabı bile belli olan, her sene net olan bir soru tarzı, bir konuyla başlayacağız. Nedir hocam? Ses bilgisi. Arkamıza bir aslan alalım hocam. Çoluk çocuk bir köşede kalsın, kapılar bir örtülsün. Herkes bir toparlansın lütfen. Haydi bomba gibi başlayalım. Dinç olmak lazım. Enerjik olmak lazım hocam bu videoya dayanabilmek için. E o zaman çok uzattın hocam. Çok uzattın. Hemen başlıyoruz. Evet. KPSS kampında arkadaşlar ne kullanacağız? Hemen kitabımı bir göstermiş olayım. Ses bilgisiyle başlıyoruz bugün. Aman dikkat. Evet. Bugün itibariyle kampta kullanacağımız kitap bu arkadaşlar. Tek tek benim biliyorsunuz konu anlatımdır. Tamamen taktikler üzerine kurulmuştur. Nokta atışı çok güzel bilgilerde içeri hocam. Bu kitapla gideceğiz. Linkini koydum zaten açıklamalar kısmına. Yorumlara yine tekrar tekrar bırakacağım. Haberiniz olsun. Vakit kaybetmek yok hocam. Bomba gibi bir KPS Türkçe kampının ilk günü başlıyor. E o zaman ilk olarak ses bilgisini konuşacağız. E hadi şöyle sayfaları bir geçeyim hocam. Süper. Şimdi bakın arkadaşlar. Sınav odaklı gidişat şudur. Yani büyükün ünlü mu, küçükün ünlü mu? Yok, kalın ünlü, ince ünlü. Allah aşkına bununla vakit kaybetmeyin ya. Hangi sınavda ünlü, küçük ünlü uyumu sorulmuş? Hangi sınavda büyük ünlü mü var? Yeryüzündeki hiçbir sınavda. Bizim ses bilgisinde hakim olmamız gereken şey ses olayları. Bakın arkadaşlar, ünlülerle ilgili olanları konuşacağız. Ünlülerin başına ne gelir? Onları bir konuşacağız. Ünlüler düşecekler, daralacaklar, değişecekler, türüyecekler. Eyvallah. Senin benim gibi ünsüz vatandaşlar, ünsüzlerin başına ne gelir? Onu da konuşacağız. Onlar da düşecekler. Onlar da türüyecekler. Onlar da benzeşecekler ve yumuşayacaklar. Bakın bu ses olaylarına ek olarak kaynaştırma, ulama ve nm değişimi ses olayları da var. Şimdi Hocam bir farkımız olmalı. Sınav odaklı gidişat önemli. Yoksa konuya her yerden çalışabilirsiniz arkadaşlar. O sorun değil. Ama şu anlatımda sınav odaklı gidişatı hissetmelisiniz. Bakın hemen ben size buradan soruyu da söyleyeyim. Cevabı da söyleyeyim. Soru tarzında söyleyeyim. Sonra başlayalım konu anlatımımıza olur mu? Adım adım gidelim. Şimdi kaynaştırma ulama nm değişimi demişiz ya şurada bakın. Kaynaştırma ulama nm değişimi. Bunlar yeryüzünde hiçbir zaman cevap olmayacak seçeneklerdir. Ulama. Ünsüz de beti bir başlama. Birazdan işleyeceğiz. Birazdan konuşacağız hepsini. Olmama ihtimali var mı metinde? Yok. Kaynaştırmasız cümle kuramazsın zaten. Çok zordur. Her yerde var. Nm değişimi, pembe pembe, cambaz, hatırlasak lambaç falan. Arkadaşlar, örneği az olanların cevap olma ihtimali düşüktür. Örneği çok olanlar cevaptır. Mesela benzeşme, daralmaya yürünebilir, ünlü düşmesi, çok zorlarsa günsüz yumuşaması. Mesela bu üçlüyü, dörtlüyü çok iyi bilirseniz, bunlara hakim olursanız... Asla hata yapmazsınız. Yanlış yapma lüksünüz yok arkadaşlar. Mesela ünsüz düşmesinin örneği azdır. Ünlü değişimi sana bana iki örneği var. Sorulma ihtimali yok. Ya bunun sorulma ihtimali yok mesela. Ünlü türemesi örnekleri az arkadaşlar. 7-8 tane örneği var ama diğerlerinin yıldızların onlarca binlerce. Doğal olarak şu yıldızladıklarımın sorulma ihtimali %100 de cevap olma ihtimalleri de çok yüksek haberiniz olsun. Hadi çok uzattın hocam. Başlayalım konumuza gidelim mi? Hadi satır satır gideceğiz. Eksilerden alıyorum hocam bak sıfırdan almıyorum. Baya baya eksilerden başlıyoruz. Yani böyle tane tane adım adım gideceğiz. Tamam içiniz çok rahat olsun. Kimse bir şey bilmiyormuş gibi anlatacağım. İçiniz rahat olan. E o zaman haydi. Önce ünlülerle ilgili ses olaylarını bir konuşalım arkadaşlar. Ünlüler neler yaşıyorlar? Hadi onlara bir bakalım isterseniz. Evet. Ünlü düşmesi ele alacağımız ilk ses olayı olacak. Bakın her ünlü bir hecedir arkadaşlar. Doğal olarak bir ünlünün düşmesi, bir hecenin düşmesidir. Yalnız bir canlan hocam böyle olmaz. Haydi bir canlan lütfen. Haydi enerjik olsun. Her hecenin düşümü, dikkat bir ünlünün düşmesi, her ünlünün düşmesi, bir hece düşmesi. Yani hocam ÖSYM ikinci adları kullanmayı çok seviyor. Bu sene bakarsanız hece düşmesi der, hece kaybı der, ses yitimi der. Hepsini göreceğiz birazdan. Rahat ol. Farklı farklı ifadelere hazır olmalısın. Mesela uykum kelimesi arkadaşlar uyumak kökünden gelir. Yani buradaki ünlü düşmüştür. Bakın bunlar sınavda mecbur sorulacak kelimelerdir arkadaşlar. Mecbur bunlardan birini seçecekler. İçiniz rahat olsun. Dışındakileri de zaten birazdan söyleyeceğim. Örneği konuşuyoruz sınav örneklerini. Bakın dikkat. İlerliyor ifadesi ilerilemekten değil mi? İleri gitmekten. İleri buradaki i düştü. Sızladı ifadesi sızıdan ünlü düşmesi var. Bakın arkadaşlar. Eğer bir kelimede lale sızlamak. Az önceki alttaki koklamak. ilerilemek lemek. Lale eki varsa bir kelimede öncesinde isim olması zorunlu. Bu çok güzel bir taktiktir. Orijinal bir taktiktir. Cebinizde lütfen kalsın. Mesela besledi birazdan göreceğiz. Besilemek, besi kelime kökü. Lale varsa bir sözcükte öncesinde isim olması zorunlu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Doğal olarak bunun kökünü sızmak olarak alamayız. Zaten sızmakla sızladı arasında anlam ilişkisi de yok. O yüzden sızmaktan sızlamak hayır. Sızıdan sızlamak doğru olan. Dikkat! kokluyor mesela aynı mantıkla lale eki varsa öncesi isim olmak zorunda kokudan almak daha doğru benzedi benizden aman dikkat içerliyor içerilemek çok iyi bir kelime çevre çevirmekten değil mi aman dikkat kavşak kavuşmaktan yav yolların arabaların kavuştuğu yer değil mi kavşak nihayetinde evet e o zaman mantıklı kavuşmaktan oyundan oynamak ünlü düşmesi Evet arkadaşlar geldik sararmış örneğine. Bakın dikkat. Yapraklar sararmış derken yani sarı renge dönmüş, dönüşüyor değil mi? Sarı kelimesinden gelecek kelime kökü. Sarıdan sararmak. Renklere gelmeyi seven bir ekimiz var. AR ER. Mesela mora gelir, morarmak olur. Kızıla gelir, kızarmak olur. Yeşile gelir, yeşermek olur. Boza gelir, bozarmak olur. Aka gelir, ağarmak olur. Sarıya gelir sararmak olur. Birazdan göreceğiz. Karaya gelir kararmak olur. Ar er. Renklere gelmeyi çok seviyor. Lütfen dikkat. Sarı ardan ünlü düşmüş. Sıyrık. Sıyırmaktan çok net. Hiç kasmana gerek yok. Bariz bir ünlü düşmesi. Süprüntü. Süpürmekten ünlü düşmesi. Kıvrımlı kıvırmaktan ünlü düşmesi, ayrıntı ayırmaktan bariz ünlü düşmesi, yumurtladı diyor yumurtalamak. Ha kelime kökü yumurta az önce hocam siz söylemiştiniz Lale eki varsa öncesinde isim olmalı demiştiniz. Evet o zaman yumurt diye bir kelime yok. Yummakla da alakası yok. Yumurta olacak kelime kökü çok iyi bir kelime. Çağrıldı çağırmaktan lütfen cebinizde kalsın. Karardı kara armak tıpkı sarardı da olduğu gibi sarı armak kara armak. Şuradaki karayı görünce öğrenci diyor ki hocam burada düşme yok ki zaten var diyor. Haklı olarak öyle görünüyor ama hayır. İsme renklere özellikle gelen bir ar var. Kara armak. Orada bakın dikkat. A'nın karanın A'sı düşmüş değil mi? Devrik devirmekten, buyruk buyurmaktan, yanlış yanılmaktan, yalnız yalından ve az önce söylemiştim. Besledim ifadesi de besi kökünden. Çünkü beslemek diye alamazsınız. Türkçe'de lale diye bir ek var. Öncesinde isim olması zorunlu. Süper. Bunlar. Türerken düşme arkadaşlar. Bakın çok önemli vurgular bunlar. Ses olaylarını konuşuyoruz. Ünlü düşmesindeyiz. Ünlü düşmesi dört şekilde karşımıza gelir. Yani ikinci ecede düşer. Bazen türerken düşer. Bazen yardımcı eylem gelirken etmek olmak kılmak gelirken düşer. E bazen birleşik sözcük olurken. Bakın arkadaşlar. Bu adamlar yıllardır bize ünlü düşmesini soruyorlar ve cevap yapıyorlar. Yani... Artık detaya girebilirler. Sağlam detayları vermek lazım. Normalde ben buraya 100 tane örnek yazsam 100 tane ses olayını burada ün düşmesini göstersem bitti desem olur. Ama hayır. Sınavda soru yapamazsınız. Sınavda soru yapmanız için şu alt başlıklara ihtiyacınız var. Aşağıdakilerin hangisinde türerken düşmeye uğramış bir sözcük vardır? A. Aklım. Hayır akıl aklım yapım eki almamış ki türerken düşme demek yapım eki alırken düşme demek hocam nasıl anlayacağız ben yapım ekini falan bilmiyorum ben de zaten o formatta gidiyorum için çok rahat olsun nasıl anlayacağız anlam değişikliği bakın uyumakla uyku arasında bariz bir anlam değişikliği var İkinci örnek ileriyle ilerlemek arasında bariz bir anlam değişikliği var sızlamak sızıyla sızlamak arasında bariz anlam değişikliği var yani bunlar yapım eki alırken dünyelerindeki ünlüleri kaybetmişler var mı soru işareti Yok hocam. Peki. Türerken düşme cepte. Başka ne biliyoruz? Bakın. Birleşik sözcük olurken düşme. Şu detaylandırma size sınavda soruyu çözdürecek arkadaşlar. İnanın soruyu ancak bu bilgilerle çözeceğiz. Birleşik sözcük olurken de yani birden fazla sözcük bir araya gelirken de ünlüler düşebilir arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Mesela orada kelimesini görseniz o ara ifadesinden çok bariz yürüyeceksiniz değil mi ünlü düşmesine. Bakın burada da A düşmüş. Nasıl ne asıldan A düştü. Şurada şu arada bakın dikkat A düştü. Burada ifadesi bu arada da. Şimdi Şurası ise rezillik. Ha bunlar rezil örnekler. Allah'ını seversen yani sütlaç sütlaçtan kahvaltı kahvaltı falan Allah'ını seversen bu şeye benziyor. İsim tamlamalarında kapının kolu örneğini vermek gibi hala tam rezillik. Ya sınavda Allah aşkına binlerce kişinin girdiği bir sınavda. Ya kahvaltıyı mı soracak ya nasıl eleyebilir? Bak ben sana söyleyeyim. Oradayı sorar hocam. Oradanın birleşik sözcük olacağını söyleyen öğrenci sayısı bir elin parmaklarının geçmez. Çok kilit bir bilgidir o. Yani siz aslan ağzı kelimesinin birleşik olduğunu bilirsiniz. Hanımeli, Pamukkale, Çanakkale. Bu ne abi? Bunlar ilkokul örnekleri. Bunlar zaten birleşik. Sen bunu görürsün. Senin orada, burada, şurada örneklerini görmüş olman lazım. Ki şu dakika itibariyle gördüğün olay bitti. İşte bunlara hazırsan sınava hazırsın hocam. O ve arada sözcükleri birleşmiş. Birleşik sözcük olurken de ünlü düşmüş arkadaşlar. Şu ayrıntıyı verelim. Birleşik sözcük olurken düşme için Ünlü aşınması ifadesini tercih edebilirler sınavda. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ünlü aşınması birleşik sözcük olurken düşmenin de diğer adım. Yardımcı eylem gelirken de ünlüler düşebilir arkadaşlar. Yardımcı eylem gelirken ne demek? Etmek, olmak, kılmak, eylemek. Dört tane yardımcı eylemimiz var. Bunlardan bazıları eklendiği sözcüğün ünlüsünü düşürebiliyor. Mesela kayıp kelimesi olmak yardımcı fiilini almış. Kaybolmak olmuş. Ünlü düşmüş kayıptan değil mi? Şükür etmek ünlü düşmüş. Sabır etmek dikkat ünlü düşmüş. Hapis olmak ünlü düşmüş hocam. Kayıt etmek ünlü düşmüş. E devir etmek tabii ki düşmüş, seyir etmek tabii ki, zehir etmek, zehretmek. Yani etmek olmak, kılmak gelirken de yardımcı eylem yani gelirken de ünlü düşmesi olabilir. Sınavda olası bir alt başlığa lütfen hazır olun. Bütün anlatımlarda bunu yapamayız arkadaşlar. Bakın birazdan daralmaya geçeceğiz. Birazdan işte benzeşmeler alt başlık hiçbirinde yok arkadaşlar. Sadece ünlü düşmesinde bu detaylar var. Doğal olarak ünlü düşmesi sorulma ve cevap olma ihtimali en yüksek olan başlıktır. Peki ikinci ecede düşme derken hocam neyi kastediyorsunuz? Ya alından alnı işte. Alın. İkinci ecedeki ı düşmüş. Fikirden fikri, zihinden zihni, karından karna, omuzdan omza, beyinden beyne, göğüsten göğse, burundan burnum ve metinden metni gibi örneklerde bakın ikinci hecede düşme var. Şimdi hece düşmesin, hece kaybı, ses yitimi diye de bilinen ünlü düşmesinin görüntüsü bu. Türerken düşebilir yani yapım eki alırken. Ben sana net söyleyeyim sınavda yapım eki alırken düşme sorulur arkadaşlar kesin sorulacak cebinizde kalsın. Yardımcı eylem gelirken düşebiliyor. Tamamdır hocam. İkinci ece düşme var ya da birleşik sözcük olurken düşme. Ünlü düşmesinin her halini görmüş olduk arkadaşlar. Hiç soru işareti yok aklımızda. Zaten bunu gerçek hayata uyarladığımız zaman yani ünlülerin düşmesi değil mi? Gerçek anlamda ünlü gibi düşünürsek de birçok mankendir şudur budur aklınızda mutlaka böyle kayan düşen mutlaka bir ünlü vardır. Yani ünlü düşmesinin örneği normal hayata uyarladığımız zaman da çok fazla. O yüzden sorulma ihtimali en yüksek olan başlıktır hocam. Bitti mi? Bitmez abi daha yeni başlıyoruz ünlü düşmesine. Böyle olmaz mı? Yetmez bu bilgiler sınav için. İşte geldi kilit bilgiler hocam. Neler onlar? Bakın dikkat. İki demelerde ünlü düşmesi gösterilmez. Ben bir oturayım dur. Vallahi yerleştim hiç kaçarınız yok kaçışınız yok hocam yerleştim artık buraya İkilemelerde ünlü düşmesi gösterilmez Neden hocam? İkilemeler dokunulmazdır İkilemeler dogmatiktir İkilemeler deyim gibidir deyim deyim Hani deyimde kelimelerin yerlerini değiştiremezsiniz değil mi? Başka kelime çıkartıp koyamazsın falan Doğal olarak aynı şey ikilemelerde de geçerli Mesela normalde ben Burnum desem hocam kalemi aldım Şöyle yazmaz mıyım? Burnum Evet burnum derken ben böyle yazarım Böyle yazılmalı doğrusu bu ama eğer ikilemede kullanıyorsanız mesela burun buruna gelmek bakın burada U'yu korumak zorundasınız, düşüremiyorsunuz. Ya da omzuma çarptı demez misin günlük hayatta ya adam omzuma çarptı. Omzum diye yazarsınız değil mi? Bu yazım doğru ama omuz omuza gibi bir ikileme içerisinde geçecekse oradaki U'yu düşüremezsiniz. İkilemelerde düşme gösterilmez. Haydi hocam ilk cümlemiz ilk uyarımız tamamdır. Geldik ikinci uyarımıza. Bu örnekler sorulursa ters köşe olabiliriz dediğim mükemmel iki sözcük seçtim arkadaşlar sizlere. Öğrenci kelimesi öğreniciden geliyor. Nereden koyacağım? Bakın arkadaşlar Türkçe'de cıcı cı diye bir ek var. Ve sadece isme gelir. Kitaptan kitapçı, simitten simitçi, gözlükten gözlükçü. Çıcı, çı cıcı eki sadece isme gelir. Doğal olarak bu kelimede öğrenmek fiiline cıcının gelmiş olma ihtimali yok arkadaşlar. Yani ıcı, icı eki gelmiş gibi düşüneceğiz ve oradaki i'nin düştüğünü söyleyeceğiz. Var mı hocam soru işaretim? Bence yok. İçerliyor derken içerilemek. Bunu az önce konuşmuştuk. Öğrenci mantığından yola çıkarak dilenci kelimesi arkadaşlar dilenici ifadesidir. Yani orada da bariz bir ünlü düşmesi vardır hocam. Devam. Ekeylem me ile sözcüğünün iyisinin düşmesi de düşme kabul ediliyor. Bu çok kritik bir bilgi arkadaşlar. Birçok yerde görme ihtimalimiz düşük çünkü hep hiç kimse girmek istemez. Buna Türk Dil Kurumu bunu söylüyor zaten. Bakın, annesi ile, ile'nin iyisinin düşmesi, yani şöyle kullanılması bir ünlü düşmesidir. Yazıyormuş, yazıyor imiş, imişin böyle kullanılması bir ünlü düşmesidir. Türk Dil Kurumu bunu zaten destekliyor. Devam. Bazen arkadaşlar şairler şiirlerinde böyle Heceyi tutturmak için falan ne yaparlar? Ünlü düşmesine neden olabiliyorlar. Mesela karaca derse dersen karaca olan 5 hece olacak. Ama karaç diyerek karaç oğlan 4 heceye düşürüyor. Bir heceden kazanmış oluyor. Hece ölçüsünü tutturmak adına böyle düşmeler yapılabilir. Ya da var mı ola? Var mı ola? Demiyor. Aman dikkat var mı ola? Diyor. O şiiri yakalamak adına. ölçü tutturmak adına. Gelin çok daha önemli bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'nun sitesinde aynen böyle yazıyor. Bakın içeride değil içeride aman dışarıda değil dışarıda yukarıda değil yukarıda ileride değil ileride burada değil burada orada değil orada şeklinde kullanılmalı. Bakın arkadaşlar bunlar doğru yazımlar. Aşağıdaki yuvarlak içinde olanlar. Diğerleri ise yanlış yazımlar arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Buraya kadar her şey yolunda. Var mıdır soru işareti? Yok. En uzun soluklu işlediğimiz başlık bu arkadaşlar. Hiç kasmanıza gerek yok. Diğerleri çok daha seri olacak. Peki. Hemen gelelim ünlü daralmasına. Bakın arkadaşlar Örnekleri sınırlı. Hep yoru etrafında dönüyor gibi görünse de çok güzel örneklere değineceğiz. Şimdi taktik ne hocam? Boşverin tanımına falan. Hiç gerek yok. Yoru kapatıyorsunuz. Taktik geliyor. Yoru kapatıyorsunuz. Ağlıyor. Mesela yoru kapattım şu an. Tamamen karaladım. Öncekindeki ifadeye hemen öncesindeki A ya da E getirerek okuyoruz. Mesela bu kalın olduğu için A getiririz. Ağlamak oluyor mu? Oluyor. O zaman burada daralma var. Yani yoru kapatıyorsunuz. Yoru kapatıp AE getirerek okuduğunuzda oluyorsa daralma vardır diyoruz arkadaşlar. Mesela saklıyor. Yoru kapattım. Saklamak var. Hah burada daralma var. Diliyor. Böyle olmasını diliyor. Yor kapattım. Dilemek var. Söylüyor, söylemek. Bekliyor, beklemek. Sızlıyor, sızlamak. Bakın arkadaşlar AE getirebiliyorsanız yoru çıkartıp orada daralma var diyoruz. Çok iyidir bu. Mesela başlıyor. Yoru kapattım. Başlamak oluyor. Zıplıyor, yoru kapattım zıplamak oluyor. Gözlüyor, yoru kapattım gözlemek oluyor. Kutluyor, yoru kapattım kutlamak. Abi daha ne olacak? Net. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Lütfen yoru kapatın ve AE getirin. İş bitsin. Mesela anlıyor. Yoru kapattım anlamak cepte. Kanıyor, yoru kapattım kanamak cepte. Ama kelimeler dikkat çekebilir cümle içerisinde. Mesela kanıyor kelimesinin mükemmel bir görüntüsü var. Mesela adam her söylediğime kanıyor dersem Kanamakla alakası yok kanıp kanamasıyla elimizin kolumuzun kanamasıyla değil mi? Doğal olarak adam her şeye kanıyor ifadesinde kanıyor orada daralma yok. Ama elim kanıyor dersem kanamaktan daralma var. Yani cümle içerisinde bazıları tabii hepsi değil birkaç tanesi tehlike yaratabilir hazır olmakta fayda var. Fakat gelin daha önemli bir şey söyleyeyim ben uyarı gelsin taktik gelsin. Şimdi yoreki var diye de her zaman daralma olmak zorunda değil arkadaşlar. Mesela gidiyor derken yoru kapattım Gidemek diye bir şey var mı? Yok abi daralma yok. Geliyor. Yoru kapattım. Gelemek diye bir şey var mı? Yok. Bakıyor. Yoru kapattım. Bakamak. Daralma yok. Görüyor. Göremek daralma yok. Oluyor. Olamak daralma yok. E duruyor. Duramak. Daralma yok hocam. Neyin peşindeyiz? Gayet net arkadaşlar. Daralmanın görüntüsü bu. Bitti mi hocam? Bitmez. Bitmez geçemeyiz. En artistik daralma örneklerini sizler için hazırladım arkadaşlar. Diyecek kelimesi demek kökünden bariz bir daralmadır. Şu ye'yi konuşacağız kaynaştırma diyeceğiz ona. Niye kelimesi ne kökünden bariz bir daralmadır yine kaynaştırmamız var. Burada da kaynaştırmamız olmakla birlikte yiyecek kelimesinin kökü yemektir. Yani diye, diye de olabilir tek başına. Şöyle şöyle yaptım diye demekten arkadaşlar lütfen uymayınız. Demek, ne ve yemek kökünden değil mi? Diyecek, niye ve yiyecek. Bu üçlü lütfen cebinizde kalsın. En artistik örnek bu. Ama... Ben sana net söyleyeyim. Eğer ünlü daralması cevap olacaksa sınavda neden olmasın olacaksa şu örnekleri kullanma ihtimalleri %100. Çünkü diğerleri o kadar çok yer ettik ki artık. Yani az önce saydığınız geliyor gidiyor var yok falan bunları zaten biliyoruz artık şu dakika itibariyle. Olumsuzluk eki daralabilir arkadaşlar onu öğrenelim. Gelmiyor derken mı mı daralma. Konuşmuyor daralma. Bilmiyor var daralma tabii ki amma dikkat. Görmüyor daralma var. Ummuyor, susmuyor, gitmiyor ve Tabii ki silmiyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir soru edatı olan mımi var. Bakın bu çok önemli. Bu çok önemli. Haydi bir yüz yüze gelelim hocam. Soru edatı olan bir mımi var. Geldin mi? Yaptın mı? Konuştun mu? Sustun mu? Baktın mı? Soru edatı olan ayrı yazılan. Bunun dışında yeryüzündeki yani bu ayrı yazılan mımi dışında yeryüzündeki bütün mımi mumüler ünlü daralmasıdır. İstisnası yoktur. Böyle bir bilgi yok abi. Acayip bir şey bu. Mesela gelmiyor. Daralma var. Gitmiyor. Daralma var. Susmuyor, bakmıyor, sarmıyor, sevmiyor, gitmiyor, çizmiyor ya. Hepsinde daralma var arkadaşlar. Mımi mumilerin tamamı ünlü daralmasıdır. Ama dikkat devam. Neyle devam ediyoruz? Bitiyor mu? Hayır abi biter bir ya. Bir konuyu ele aldık mı tüm detaylarla konuşacağız. Boşuna büyük KPS kampı demiyoruz. Peki kelimedeki ı I, i u ü yerine a e getiriyorduk biliyorsunuz. İşte kanamak olduğu için daralma. Yaşamak olduğu için daralma falan demiştik. O az önceki taktiği yazı olarak aktardık mükemmel bir bilgi aktarayım arkadaşlar sizlere. Bakın Türk Dil Kurumu'nun sitesinde bu sözcükler yer alıyor. Deyince değil, deyince. Aman ha eğer şöyle doğru kabul ederseniz burada daralma var falan gibi bir hataya düşebilirsiniz. Dikkat bu doğru. Deyip değil deyip olarak yazılacak. Konuşma dilindeki daralmaları ise yazım yanlış kabul ediyoruz. Lütfen yazı diline dökmeyin. Mesela arkadaşlar gelmeyen var mı? Gelmeyen mi? Bunu Allah'ını seversen gelmeyen değil gelmeyen olmalı ya da görmeyen değil görmeyen bulamayan değil bulamayan şeklinde kullanmalı tamam gayet net gidiyoruz arkadaşlar hiç kasmanıza gerek yok bunlar yazım yanlıştır arkadaşlar bulamayan diye yazamazsınız görmeyen yazamazsınız gelmeyen yazamazsınız yani konuşma dilindeki bazı daralmaları arkadaşlar gösteremezsiniz yazıyla gelmeyen diye açmak zorundasınız görmeyen bulamayan diye açmak zorundayız arkadaşlar var mı soru işareti Hadi devam edelim. Ünlü türü besin. Bakın dikkat arkadaşlar. 3-4 tane cıkcikli. Yani küsmek gelirken. 3-4 tane de pekiştirme sırasında. Ben sana söyleyeyim. Bak. Sınav sorusunu konuşuyoruz. Konuşacağız. Şimdi diyelim ki sınavdasın. Bir tane metin verdiler sana. Bir metin geldi. Hangi ses olayı yoktur diyor. Şimdi Allah aşkına şunu yapma. Adana ile başlıyoruz. Bursa, Ceyhan, Denizli. Tek tek buluyoruz. Böyle olmaz. Herkes böyle çözüyor. Sizin bir farkınız olmalı arkadaşlar. Beraber ders yapıyorsak bir farkı olmadı yoktur sorusunda yani ses bilgisi sorusunda seçeneklerde örneği en az olanla başlayın. Mesela seçeneklerde ünlü türemesi mi var. Haydi başlık gelsin. Hemen ona bakın. Çünkü örneği az. Metne bakarsanız yok mu? Cevabı işaretler geçersiniz belki 10 saniyede. Ya da Metne bakarsanız bulması kolay olacağı için örneği az. Hemen bulup eleme yaparsınız. Yani bu taktikle ya çok hızlı eleme yaparsınız ya çok hızlı doğru cevaba gidersiniz. İçiniz rahat olsun. Tekrar hatırlatıyorum. Ses bilgisi sorularında arkadaşlar lütfen ama lütfen en az olan örneği en az olanla başlama taraftarı olun. Ünlü türemesinin örneği sınırlı. Bakın dar kelimesi cıkcık cık almış daracık olmuş. Az kelimesi azıcık. Bir kelimesi Biricik. Genç kelimesi orada bir yumuşama da var ama daha konuşmadık yumuşamayı. Gencecikte bariz bir ünlü türemesi var. Şimdi hocam ben nasıl anlayacağım? Ben nereden göreceğim? Doğru bir ek kök tahlili yaparsan yani yapı konusunu oturtursan ki bundan sonra yapı gelecek yarın inşallah. Buradaki ses olaylarını çok daha iyi anlarsın. Çok daha fazla anlamlandırırsın. Tamam. Yani genç kelime kökü cık cık gelmiş. E abi e boşta kalmış. Demek ki ünlü türemiş demen için eklere hakim olman lazım. Onun da zamanı gelecek. Bir de pekiştirme sırasında arkadaşlar ünlü türemesi görülebilir. Düpedüz, yapayalnız, sapasağlam. Şuradaki A olsun ilk A. E, ne diyor güpe gündüz Tamamdır hocam. Bunlar da kesinlikle ünlü türemesi. Ya pekiştirme sırasında olacaklar ya da küçültme eki gelirken. Tüm bunların dışında sırı sıklam çırıl çıplak örneklerinde de hem ünlü hem ünsüz türemesi var. Bunu da söylemeden edemeyeceğiz. Sır ıl bakın dikkat. ıl il, il eki hem ünlü hem ünsüzden oluşuyor. Müthiş bir ünlü türemesi ya da ünsüz türemesi ikisi de doğru. Ünlü türemesine ses artımı dendiğini de cebinize koyarsanız bence kolay kolay hata yapmazsınız arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. E o zaman haydi devam e haydi o zaman zaman kaybetmek yok hocam. Ünlü türemesi cepte. Bakın arkadaşlar size şunun garantisini çok net veriyorum. Asla farklı bir örnek görmeyeceksiniz. Mümkün değil arkadaşlar. içiniz çok rahat olsun. Ben zaten çok ekleyeceğiniz bir kelime olursa aman ha bunu ekleyin falan diyorum. İçiniz rahat olsun. Ama buraya bütün örnekleri aldım. Çok detaylı gidiyoruz. Yani her şeyle konuşuyoruz. işte daracık ünlü türemesi anladınız siz. Haydi geçiyoruz. Değil abi bütün örnekleri mesela küçültme eki gelirken ünlü daralmasının baş şeyi artımının ünlü türemesinin başka hiçbir örneği yok arkadaşlar bitti. Daracık azıcık biricik yani başka yok küçültmek gelirken bu. Pekiştirme sırasındaki de görüldüğü üzere düpedüz sapasağlam yapayalnızlığa sınırlı yani 7-8 tane örneği olan bir ses olayından bahsediyoruz. Şu ikisi ise çok uç arkadaşlar çırılçıplak ve sırılsıklam çok uç iki örnek detay iki örnektir. Haberiniz olsun, cebinizde kalsın, özgüven olsun diye. Yoksa tek başına sorulma ihtimali bu ikilinin zor. Ama şuradan soru gelirse saniyesinde yaparsınız. Haydi o zaman devam edelim. Evet, geldik ünlü değişimi de. Ünlü kalınlaşması da diyorlar buna. Cebinizde kalsın. Sadece iki örneği var. Allah aşkına. Ya her şeyi bir kenara bırakın arkadaşlar. Sizce iki örneği olan bir ses olayı, ünlü değişimi sorulabilir mi? Mümkün değil arkadaşlar, mümkün değil. Bunu sorduğu an itibariyle öğrenci şıkta görür çat diye eler geçer. Yani sen bu soruyla öğrenciyi eleyemezsin. Şıklara koyarak kandıramazsın zaman çalamazsın. Değil mi? Adam görür eler abi hiç anlatmasak yine bulursunuz bunu. İki tane örneği olan bu ses olayının sana ve bananın dikkatli olma ihtimali yok arkadaşlar. Sen ve ben kelimesi AE yönelme haleki alıyor sana ve bana oluyor. Cebinizde kalsın arkadaşlar sadece iki örneği var. Peki şimdi ne göreceğiz hocam? Artık Ünlülerle ilgili ses olayları bitti. Ünsüzlerle ilgili ses olaylarındayız. Bakalım ünsüzlerin başına ne gelecek? Ufacık ifa ifadesi lütfen dikkat konuşabilirsem. Ufak kelimesinden K ünsüzü düştü. Sıcacık kelimesi sıcaktan K ünsüzü düştü. Küçücük kelimesi küçükten yine K düştü. Çabucak ifadesi çabuktan yine K ünsüzü düştü arkadaşlar. Yumuşacık kelimesi bakın yumuşaktan. E hocam yumuşamak diye bir kelime var. Mesela hava çok yumuşadı. Neden olmasın? Yumuşamış. Neden olmasın? Yumuşamak diye bir kelime var. Bu kelimeye cık cık gelmiş olamaz mı? Ya neden orada sese olay olmak zorunda? Şu yüzden cık 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 hocam. Yani küçültme eki sadece isme gelir. Yani yumuşamak fiiline cık, cık gelme ihtimali yok arkadaşlar. Tamam aman dikkat. O yüzden yumuşak kelimesine gelmiştir deyip K'yi düşürüyoruz. Minik minicik aman dikkat şuraya K ya yazabilirim. Büyücek büyük. Büyücek bir salon. Yani büyüye biraz yakın. Büyükçe demiyor da büyücek diyor. İkisi de doğru arkadaşlar. Burada da bariz bir ünsüz düşmesi var. Bakın dikkat. Sorulabilir örnekleri söyleyeyim ben size. Yükseldi. Kelime kökü yüksek, alçaldı. Kelime kökü alçak. Bunlar sorulmaya çok müsait. Ya şimdi buraya kadar her şey yolunda. Dikkat ederseniz alçaldı örneğine kadar hep K ünsüzünün düştüğünü görüyoruz. Ufacık, sıcacık, küçücük hep K, 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 K. Ya sadece K düşseydi biz bu ses olayına K düşmesi demez miydik? Evet o zaman farklı ünsüzler de düşmeli. Hadi aşağıdaki örnekleri de o bakış açısıyla yaklaşalım lütfen. Bakın dikkat. Adaş, addaş bir tane de ünsüzü düştü. Süper. Şimdi rahatladık hocam. Hep K düşmek zorunda değilmiş. Ufaldı, ufak değil mi? Aman dikkat burada da bariz bir düşme var şöyle. Ast, teğmen üst teğmen değil mi Aman dikkat yamuldu yamuk küçümseme küçük küçük görmek değil mi oradaki k de yine ünsüz düşmesi kabul edilir arkadaşlar ikinci bir adı yok ama çok zorlarlarsa ses yitimi diyebilirler Aman dikkat çünkü hem ünlü hem de ünsüz düşmesi bir sesin yitirilmesi demek ikisi için de geçerli ses yitimi cebinde kalsın peki hocam Yok artık dedirken örneğimiz gelsin seyreldi bakın arkadaşlar seyreldi ifadesini derslerde soruyorum öğrencilerin yüzde yüzü bak yüzde doksan değil yüzde yüzü seyirden önü düşmesi hocam seyir işte diyorlar oysa seyrelmek saçların seyrelmesi değil mi seyreldi saçlarım seyreldi vallahi. yani ya seyirle izlemekle ne alakası var değil mi seyrek kelimesinin? E doğal olarak seyreldi kelimesinde seyrekten bir ünsüz düşmesi bariz bir şekilde görülüyor. En uç örnekse kaldırım örneğidir arkadaşlar. Kalmak diye düşünemezsiniz. Dırdır diye bir ek var. Yani kalmaktan kaldırmak olamaz. Yani dırdır mutlaka ve mutlaka isme gelecek orada değil mi? Ya fiile geldiği durumlar da var fazlasıyla ama kaldırmak ifadesi mantıksız değil mi? Kalmaya inemiyorsunuz. Kalkmak ha süpersin hocam eyvallah şimdi oldu. İşte orada bir K ünsüzünün yani bir ünsüz düşmesinin örneğini görmüş oluyoruz. Tekrar ediyorum Kalmak kelimesi olamazdı kökü. Çünkü kaldırımla kalmak arasında anlam ilişkisi yok. Kalkmaktaysa kaldırıma bastığın zaman seni kaldırır ya böyle biraz. Yoldan biraz daha kalkıktır, yüksektir. Ona gönderme yapıyoruz. Kalkmaktan kalktırım. Bariz bir şekilde ünsüz düşmüş. Ünsüz düşmesi için ses yetimi saygı duyarız. Tüm bunların dışında arkadaşlar. Yeşerdi ve aynı zamanda kızardı sözcüğü için de aynı şey geçerli. Yeşerdi kelimesi yeşil ermekten kızardı kelimesi de aman dikkat kızıl armaktan gelecek. E doğal olarak ar erler aman yine bir ünsüzü ne yapacak? Feda ettirecek sözcüğe. Bu sayfalar önemli. Özellikle görüşte Hoca'dan diye yazdığınız bu taktikler, dikkatler bunlar büyük önem taşıyor arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın olur mu? E haydi o zaman devam ediyoruz. Neyle hocam? E bir gelsin diğer ses olayları gelsin Allah aşkına. Ünsüz benzeşmesi. Şimdi hocam. Burada bir duralım. Burada bir dur. Burada dur. Orada dur. Kim bulmuştur bilinmez. Milyonlarca yıl önce bir fıstıkçı şahap uydurulmuş öyle gelmiş günümüze. Ama yapabilen bakalım var mı? Bir kelime fıstıkçı şahapın ünsüzleriyle bitecek. F, S, T, K, -ş -ş neyse. Fıstıkçı şahapla bitecek. Sonrasında gelen ek, Ç, T ya da K ile başlayacak ki ben orada bariz bir şekilde arkadaşlar benzeşme olduğunu söyleyebileyim. Hadi bir gelsin sayfamız bir daha bakalım. Bakın küskün kelimesi. Kelimenin kökü küsmek. Fısıcı çarpın S'si neredesin? Ha burada süper. Bununla bitmiş. Sonraki ek, kün ya da küskü. Küskü tabi burada olmaz ama seçkinde seçki olur birazdan göreceğiz. Kün diye bir ek gelmiş. Hocam kün eki gından gundan mı gelmiş? Ya bırak Allah'ını seversen boş ver. Nereden geldiğine ihtiyacımız hiç yok. Biz taktik çalışıyoruz. Bak şimdi. Küsmek kelime kökü S ile bitmiş. bitmiş. Sonrasında kün K ile başlamış. Yani CTK ile başlayan bir ek var mı? Var. Benzeşme var. Anlamadım hocam. Hadi seçkine bakalım. Şimdi Önce kelimenin kökünü buluyorsunuz. Kelime kökü seçmek. E tamam hocam anladık. Sonra bunun fıstıkçı ç çeyle bittiğini görüyorsun. Bunu da anlamak önemli. Sonra seçki ya da seçkin. Abi hiç önemi yok. K ile başlamış. Bakın çeyden sonra C. Burada çeyimiz var bakın dikkat. C, T, K'lerden bir tanesi geliyorsa onu benzeşme kabul ediyoruz. Mesela örnekler arasında var ama sınıfta. Kelime kökü sınıf. Fıskışafın f'siyle mi bitti? Evet. Sonraki gelenek ç, t ya da k'den birisiyle mi başlıyor? Evet. Şurayı bir sileyim hocam. Bakın dikkat şunlardan biriyle başlıyor sonraki ek. Tamamdır. Bu bir benzeşme örneğidir. Mesela Türkçe. Türk. Fıskıçap'ın k'siyle bitiyor. Çaçe. Ha, gelenek ç ile başlamış. Bariz benzeşme var. Etçil. Et. Fıskıçap'ın t'siyle bitiyor. Gelen ek. Ç, t, k'den birisiyle mi başlıyor? Evet. Bariz bir benzeşme var. Yurttaş. Amman dikkat. Yurt. Kelime kökü taş normalde taşlaşamam. boş ver gitsin hocam yurt t ile bitmiş tamam hocam bunu bir daha yuvarlak için alalım eyvallah sonra gelenek çtk'den birisi mi evet yurt taş bu da benzeşme bariz inatçı inat t ile bitmiş inatçı tç benzeşme Unutkan. kan tk benzeşme kaptı kap t pt benzeşme büktü ÇT benzeşme gayet net arkadaşlar hiç kasmanıza gerek yok. Vallahi kasmayın bunu çok rahat yaparsınız. Güreşçi mesela güreş şeyle bitmiş fıstık çarpın şeysi. Sonraki gelenek ÇTK'den bir ismi evet Güreşçi arkadaşlar bariz benzeşme. Bu sağ taraflara ekledim orijinallerini yazdım dikkat. Kitaptan PVT bariz var. 1953'te sayıları nasıl yapıyoruz? En son rakamı yazıyoruz. 3 diye, 4 diye, 5 diye neyse. 3 diye yazdık burada 53 dediği için. Çeyle bitmiş fıstık şarpın çeyesi. T ile başlamış. Evet CTK'den birisi var. Bariz bir benzeşme. Yoktu. Yok kelime kökü mü? Evet hocam. Yok idi. Hadi bunu şöyle yoktu diye gösterelim. Yok kelimesi fıstıçrafın kesiyle mi bittim? Evet. Gelen ek T ile yani CTK'den birisiyle başladı? Evet hocam. Bu da bariz bir ünsüz benzeşmesidir. Dikkat. Ustalıkta KVT. Sokakta KVT. Uzaktı KVT. Tüpçü PvC Sınıftan P ve T. Aman. Çiftçi. Ha T ve Ç yattı. TT. Bakın arkadaşlar. Aynı ünsüzleri görüp de ünsüz türemesi falan demeyiniz lütfen. Bir de o kafa karıştırıyor. Yani bayağı bildiğin yattı da. iki tane ünsüz falan yok aynı ünsüz. Yatmak var bir tane bir yerde. Bir tarafta tı, tı var. iki alakasız ek kök. Tamam. Doğal olarak burada benzeşmemiz var tabii ki. Katkı. Yaptığınız katkılardan ötürü katmaktan katkı. Bir şey katmak, bir şey vermek. 42 olarak alınması doğru. Burada ben orijinal halini göstermişim eklerin. Ama sol taraftaki de aman dikkat yeterli olacak. Katmaktan katkı çok bariz bir arkadaşlar ünsüz benzeşmesidir. o zaman hadi devam edelim. Evet arkadaşlar gayet net gidiyoruz. Ünsüz benzeşmesinin diğer adı ünsüz sertleşmesidir biliyorsunuz. Ben size artistik bir ad daha söyleyeyim onu da hatırlatmış olayım. Ünsüz uyuma arkadaşlar lütfen uyumayınız. Uyuyanlar var dalanlar var böyle olmaz. Daha ilk günden vallahi dalıyorsun ya bir canlan. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi, ünsüz uyumu. Bunların tamamı aynı şeyi söylüyor. Ama en yaygın tabii ki sertleşme ifadesi. Ünsüz uyumu da gelirse kaçırmayalım şu dakika itibariyle. Süpersiniz hocam. Her şey yolunda. Bu eklere lütfen hazır olun olur mu? Bunların kullanılma ihtimali %100 arkadaşlar. Aman dikkat. Kafalar rahat olsun. Aynı örnekler devam etmiş. Daha doğrusu aynı konunun örnekleri. Ortalıkta KBT benzeşme. Geçti T benzeşme. Bekletti T, T benzeşme. Çocukça K V Ç dolaptan P V T anlattı T V T. Benzeşme bunlar hep. Coşku Ş V K kebapçı P V Ç. Kıskaç S V K. Fark etmez hocam. Kısmak kelime kökü S ile bitmiş. fıstık yapma sesi. Kaç? CTK'den biriyle mi başlamış? Evet. E o zaman benzeşme vardır. Hiç istisnası yok arkadaşlar. Bu örnekler biraz daha uç örnekler. Bitmekten bitki, sesten sesteş, taraftan taraftar, atmaktan atkı, asmaktan askı, çaptan da çapkın arkadaşlar. Bu biraz daha detay. Buna çok ihtiyacınız yok. Ama şurasının sorulma ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. Yerden biten şeye bitki diyoruz nihayetinde. Bitki yerden biter. O yüzden bitmek kökünden almak çok mantıklı bitki kelimesini. Bakın çok önemli uyarılarla devam ediyoruz. Özellikle yüklem olan sözcükleri görmekte zorlanıyor öğrenciler. Yani baktım hızlıca okuyor en sonda bir şey olmaz artık canım o kadar baktık sözcüğe diyor. Genelde yükleme katıyorlar bu tarz bir ses olayının lütfen dikkat benzeşmeyi. Baktım baktım KVT koştuk ŞVT cepte kalsın. Benzeşme sadece ekte olur. Sözcüğün köküne bakılmaz süper arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Benzeşme sadece ekte olur. Kökle mökle işimiz yok. Bir kelimenin kökü benzeşemez. Değişemez, sertleşemez. Aman dikkat arkadaşlar tamam. E o zaman çalış gan değil çalış kan. E gelmiş idi değil gelmişti. Var mı soru işareti? Yok hocam. E o zaman haydi devam ediyoruz. Haydi bu sayfaya da geçelim arkadaşlar. Bakalım bizi ne bekliyor? Ünsüz yumuşaması bekliyor. Örnek çoksa cevap olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Bakın onlarca örneği var. Sınır yok. Yani P'den B'ye dönme değil mi? C'den C'ye dönmesi. Bir kelimenin T ile bitip D'ye dönmesi. K ile bitip G ya da yumuşak G'ye dönmesi. Ya bunlara onlarca örnek yazabilirsiniz arkadaşlar sizlerde. Doğal olarak bunun sınavda sorulması. Buradan bizleri düşürme ihtimalleri daha yüksek ama düşmeyeceğiz. Bakın yurt kelimesi. Ünlüyle başlayan bir kalmış. Yurdum mu olmuş? Yumuşamış. İstek kelimesi. Ünlüyle başlayan v kalmış isteye olmuş. Varlık, varlığı, gittiği, dolabı. Bu arada birçok ses olayı olabilir arkadaşlar kelimelerde. Şu an sadece başlığı göstermeye çalışıyorum sizlere. İyice otursun kafalar karışmasın diye. Ünsüz yumuşaması için ünsüz değişimi dendiğinde lütfen unutmayın olur mu? Cebinizde kalsın. Bakın kağıt kelimesi kağıdı olmuş. Kitap, kitabı. Kasaba dikkat, Kasaba doğru gittim. Kasap gibi düşünelim zaten burada yazmışız yoksa kasaba ilçe köy falansa olmaz orada değil mi? Aman dikkat. Aheng kahengini kalbim. Kalpten kalbim, e denkten dengim, kurttan kurdu, borçtan borcum değil mi? Tüfekten tüfeği, senetten senedin, e bayrakta bayrağı olacak. Şöyle gelsin hocam nereye gidiyorsun? Yaprakta yaprağı şeklinde karşımıza gelmiş. Bakın bir sözcük P, Ç, T, K ile bitecek. Tamam. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında bu PCTK sırasıyla BCDG ya da yumuşak G'ye dönüşecek. Bu. Burada soru işaretimiz yok. Bitti mi? Hayır hocam daha yeni başlıyoruz. Haydi yumuşamanın örnekleri devam etsin sonra zor örneklere geçelim. Damak, damağı, çiçek, çiçeği, kepenk, kepengi, dikkat, sağlık, sağlığı, umut, umudu ve ağaç, ağaca. Cebinizde kalsın bunların seçilme ihtimali yüksek. Gelin biraz da kafaları yakacak olan, beyin falan bırakmayacak olan zor örneklere geçelim arkadaşlar. Mesela adımlamak kelimesi atmaktan. Benim bildiğim adım atılır yani o kadar da değil. Atmaktan adım. Zor ama değil mi kökünü bulmak? Yudum, yutmaktan. Bak bu güzel mesela giden gitmekten yani bunların hepsinde yumuşama var bakın giden olmuş yudum olmuş adımladı olmuş ya tatmaktan tadım olmuş td olmuş tabii ki yumuşama var ama en ilerinden bir tanesi bu hocam. Bir numara ağardı. Saçları mı ağardı derken ak kelime kökü ünlüyle başlayan ne kalmış? Ağarmak olmuş yumuşak ye dönüşmüş. Geç, gecikmek, aç, acıkmak, renk, rengarenk. Lütfen bunlar cebinizde kalsın arkadaşlar. Bunlar en güzel, en net ama gerçekten de zor, sağlam, yumuşama örnekleri, ünsüz değişim örnekleri diğer adıyla. Şimdi... Gelin başka bir nete bakalım, başka bir bilgiye bakalım. Artı bir net. Bazı tek eceli sözcükler arkadaşlar yumuşar, bazıları yumuşamaz. Bu bilgi güzel bir bilgi. Mesela çok, ek almış çoğu olmuş. Dip, ek almış dibi olmuş. Cep, cebe gibi. Ama süt, südü olmamış. Et, edi olmamış. Ya da maç, macı falan olmamış. Bazı tek kelimeler yumuşar. Bazıları yumuşamaya bilir arkadaşlar. Tamam bir genelleme yapmamak adına bunu da söylemiş olduk. Süper. Yabancı sözcüklerin bazılarında arkadaşlar biliyorsunuz ünsüz yumuşaması gösterilmez. Kelimenin kökünü bozacağımız için yapamayız onlar diyormuş ama ve bu da sınavda hangisinde ünsüz yumuşamasına aykırılık vardır diye sorulur. Ben size mükemmel 3 örnek yazdıracağım şimdi harika 3 örnek. Bakın bunlardan bir tanesi evrak arkadaşlar ek alırsa evrakı olarak yazılır. Yani evrağı şeklinde söylesen de evrakı diye yazmak zorundasın. Varak kelimesinden kelimenin kökünü bozmuş olursunuz yumuşatırsanız. Mantığı bu. Yumuşamaya uğramıyor. Evrakı diye yazmak zorundayız. Merak Hocam vallahi bir türlü merakımız gitmedi. Evet, böyle yazmak zorundayız. Asla yumuşak G'ye dönmez ve son olarak layık kelimesi arkadaşlar. Layıkıyla anlatıldı hocam bu bize bu konu dedi mesela değil mi? Layıkıyla anlattı. Tamam, o da yumuşamaz. Fakat ben size çok artistik bir şey söyleyeyim. Türk Dil Kurumu bu örneklerin hepsini veriyor, veriyor, veriyor. Layık kelimesiyle ilgili şu detayı düşüyor. Siz de lütfen bunu bir köşeye yazın. Layığını bulmak diye bir deyim var arkadaşlar. En sonunda adam layığını buldu. Ha layını buldu hak ettiğini gördü anlamında layını bulmak deyiminde k'nin yumuşadığını görüyoruz. Bunun dışında hiçbir zaman layık kelimesinde yumuşama olmuyor arkadaşlar. Bence çok artistik bir bilgi. Kesinlikle çok işinize yarayacak. Lütfen cebinizde kalsın tamam. Bunlar önemli. Peki bunun dışında bakın devlet yumuşamamış arkadaşlar. Ünlüyle başlayan ek gelmiş. Devleti olması lazım anlattığımız taktiğe göre. Hayat Hayadı olması lazım. Olmamış sanatı, bakın hukuku, hürriyete, milliyeti falan fistan aklınıza ne geliyorsa. Nasıl sorulur hocam? 5 tane numaralı cümle verir, 5 tane verir. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde dikkat? Ünsüz yumuşamasına aykırılık vardır der. Siz de bu tarz örnekleri ararsınız. Yani olması gerekirken olmamış örnekleri tamam. İçiniz rahat olsun. Özel isimlerde gösterilmeyeceğini biliyoruz. Normal hayattan Murat'ı diyebilirsin saygı duyarız. Ama yazarken Murat'ı ya da Ahmet'i, Sinop'a. Zonguldak'ı diyebilirsin konuşurken saygı duyarız doğrusu budur ama Zonguldak'ı şeklinde yazmak Zorundayız arkadaşlar Cebinizde kalsın Şimdi ünsüz düşmesi tamam Benzeşme tamam e, Ünsüz değişimi tamam ne kaldı hocam Bir tane böyle ıvır zıvır bir konu kaldı Nedir o hadi şu örnekleri verelim ondan sonra geçelim O tabii ki ünsüz türemesi olacak Dur şunlara da bakalım Burada çok ama çok önemli Çok ama çok sağlam örnekler var şimdi Allah aşkına bak sizden şunu denemenizi istiyorum Mutlaka aranızda arkadaşlarınız arasında çok yoğun çalışanlar vardır. Yani siz de çok yoğun çalışıyor olabilirsiniz. Ama mutlaka aynı hani şey vardır ya. Sizin dışınızda. Hep şöyle işte günde bu kadar soru çözüyorum falan. Işte. Gece gündüz çalışıyorum bu kitaptan şu hocadan falan. Mutlaka vardır. Lütfen o arkadaşınızı şimdi arayın. Mesaj atın ya da bir şekilde ulaşın ona. Ve şu kelimeyi sorun hocam. Deyin ki hemen kalemi alayım. Psikoloğa kelimesinde hangi ses olayı var diye sorun abi. Net. Saniyesinde cevap gelecek. Hatta seni yerden yere vuracak diyecek. lan Nasıl göremedi? Yumuşak diye var. Yumuşama işte. Diyecek. Oysa bu kelimede yumuşama falan yok. Gördüğümüz her yumuşak G'ye yumuşama deme gibi bir eğilimimiz var. Bunu tamamen yıkmamız lazım arkadaşlar. Ne demek hocam ne demek istiyorsunuz? Ya psikolog kelimesi böyle yazılmıyor mu? Evet G ile bitiyor. E bizim ses olayı olması için şartımız neydi? P, ç, t, k'nin neye dönüşmesini bekliyorduk? B, c, d ya da g. Biraz da yumuşak g'ye, değil mi? Yani k'den g'ye ya da yumuşak g'ye dönmesi lazım bir yumuşama olması için. Sosyolog kelimesi. Ya biz sosyolog yazarken şöyle yazmıyoruz ki Sosyolog. Böyle yazsaydık tamam. K dönmüş hocam yumuşak G diyecektik. Ses olayı diyecektik. Oysa sosyolog kelimesi bakın burada olduğu gibi G ile yazılıyor. Orada da ses olayı yok. Yani burada da yumuşama yok. Aynı mantıkla diyalog kelimesinde yumuşama yok arkadaşlar. Bu üçünde ünsüz yumuşaması yok. Gelin isterseniz çok fazla göremeyeceğimiz örneklere geçelim. Güç. Gücümüz. Yumuşama var. Sevinç. Sevincim var, ihtiyaç ihtiyacım var, cevap cevabı, sebep sebebi, çok çoğalmak neyse artık aklınıza ne gelirse çoğaldı çok iyi bu arada arkadaşlar ağırdı kelimesinde olduğu gibi bakın sayısız örnek görüyoruz yüzlerce örnek işledik şu ana kadar bu örneklere bakmanız arkadaşlar fazlasıyla yeterli olacak içiniz çok rahat olsun tamam hiç soru işaretiniz olmasın e sonra hocam e, yumuşama var yumuşama ile ilgili neyimiz var hocam ünsüz değişimi olarak anıldığında söyleme gibi bir notumuz var bu da cebinizde kalsın genelde arkadaşlar ÖSYM ikinci adları sorar ve bu konuda zaman kaybına uğrayabiliyoruz. Yani adam mesela Ceyhan'a koymuş ünsüz değişimi ve ben düşünmeye başlıyorum. Ünsüz değişimi, ünsüz değiş. Ha tamam tamam yumuşama. Ben bu ha tamam tamamı diyene kadar 30 saniye gidiyor zaten. Soru gitti. O yüzden oturun ve mutlaka arkadaşlar üşenmeyin. Bir A4'e bir kağıda bu ikinci adlarını mutlaka yazın. Nasıl yani hocam? İşte ünsüz benzeşmesinin karşısına ok çekin, sertleşme ünsüz uyumu, yumuşamanın karşısına ok çekin, işte ünsüz değişimi gibi gibi gibi. Tamam, lütfen cebinizde kalsın. Hadi devam edelim. Neredeyiz? Ünsüz türemesindeyiz. Aynı ünsüzler türeceği için aynısı birebir olacağı için ünsüz ikizleşmesi dendiğinde lütfen unutmayın arkadaşlar. Fakat her iki ünsüzü yan yana gördüğünüzde de tabii ki ünsüz türemesi dememelisiniz arkadaşlar. Lütfen bunu da cebinize koyun olur mu? Çok önemli. Mesela af kelimesi. Etmek yardımcı eylemini almış. Bir tane F türemiş. Ünsüz türemesi. Zan ve etmek buradaki ne türemiş. Red etmek buradaki de türemiş. Bu arada red kelimesi arkadaşlar böyle yazılıyor biliyorsunuz. T ile. Evlatlıktan red. Yani reddettiniz ifadesinde bir de yumuşama var. T'nin D'ye dönmesi değil mi? Sonra etmek kelimesi geliyor. Şuraya bir tane D geliyor. Bu da yumuşuyor. Şu D'nin ünsüz yani türemesi olduğunu görüyoruz. Veya hissediyor derken buradaki S ünsüz türemesidir. His ve etmekten. Hal oldu derken hal ve olmaktan L ünsüz türemiş. Zemmetmek bakın dikkat buradaki M'de yine türeme olarak karşımıza gelecek. Ama gelin isterseniz en sağlam örnekleri sizlere aktarayım arkadaşlar. Yukarıdakiler ilk hatırlamamız gereken örnekler ama aşağıdaki Örnekler. aman aman örnekler. Had kelimesi ı aldı. Haddi, hak, ım im aldı. Hakkım, yuvarlak için aldığım ünsüzler türeyenler. Tıp, i eki aldı tıbbi ya da tıbbı falan filan değil mi? Şık, ı aldı. Şıkkı, sır, ım, Sırım. set, i, seddi. Rab i Rabbi bu arada Rabbi kelimesi tabii ki büyük harfle yazılacak ve şuradan böleceğiz arkadaşlar. Doğru yazım budur. Onu da hemen göstermiş olalım. Rab tabii ki büyük harfle başlar. Zammı derken şuradaki main'in arkadaşlar türedini görüyoruz. Jets kelimesinden ceddi, şer kelimesinden şerri gibi örnekler ünsüz türemesinin bariz örnekleri arkadaşlar. Buraya kadar soru işareti yok. Eğer ünsüz türemesi cevap olacaksa şunlardan birini seçmek zorundalar. İçiniz çok rahat olsun. Çok çok önemli örnekler. Peki hocam başka neyimiz var? Hadi devam edelim sayfayı geçelim. Çok önemli birkaç şey daha söyleyelim. Bakın arkadaşlar. Ünsüz türemesinde genellikle zor örnekler diye yazdığım yerden soru gelir. Yani az önce kare içerisine aldığım, kutucuk içine aldığım yeri söylüyor. Gelin isterseniz çok daha önemli bir şey söyleyeyim. Hissiz, madde, ciddi, cadde gibi örneklerde bir ünsüz türemesi falan yok arkadaşlar. Nasıl yani hocam? Ya hissiz de nasıl olmaz? Kelimemizin kökü his. Yazdım. Sonra sızsız diye bir ek gelmiş. Akıldan akılsız, gönülden gönülsüzde olduğu gibi. Hissiz. E hangi yönsüzdü demiş? Allah aşkına neyin peşindeyiz ya? His ve siz. E nerede abi? Ekstra bir şey gelmiş mi? Hayır. Ya madde mesela. Allah aşkına bak. Madde. Yaz abi madde. Birinci madde, ikinci madde. E bu zaten kelimenin kökü. Kelimenin kökü madde. E ne gelmiş de ne türüyecek değil mi? Ek gelmesi lazım. Ortaya bir şeyin çıkması lazım. Bir ünsüz boşta kalmalı ki ona ünsüz türemesi diyelim. Doğal olarak bu örneklerde ünsüz türemesi yok arkadaşlar. Ve daha önce daha önemli bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bekletti ifadesinde de. Bakın bekletti, attı, tuttu değil mi? Bu tarz örneklerde çift ünsüzü görür görmez mesela burada TT'yi görür görmez bir ünsüz türemesi eğilimi oluşuyor kafalarda. Oysa beklemekten bekletmek sonrasında tı t'i gelmiş. Yani bir benzeşme var aslında burada. Yani siz doğru ek kök ayrımı yaparsanız çok rahat düşmemi var, türememi var, daralmamı var. Görürsünüz tamam. Orada soru işaretiniz olmasın lütfen. Şimdi de bekliyor bizi. Evet kaynaştırma var. Kaynaştırma, ulama ve neyme değişimine de değineceğiz ve bitireceğiz. Arkadaşlar hemen şöyle sizlere bir yüz yüze gelelim. Hah geldik hocam. KPSS videosu çektiğim için bu videoyu arkadaşlar ses bilgisini yani sadece size özel çektiğim için... Tek parça yapıyorum. Bunun nedenini söylemiştim. Hani iş, güç, çalışanlar, çalışmayanlar, çoluk, çocuk. Durumunuzu çok iyi bildiğim ve çok iyi anladığım için hocam. Derslere fazlasıyla girdik. Dershanelerde vesairelerde çok iyi görüyorum, biliyorum. İçiniz çok rahat olsun. Tamamen sizleri düşünerek tek parçaya sığdırdım arkadaşlar ses bilgisini. Normalde ben 2 bölüm, 3 bölüm, 5 bölüm böyle parça parça gidiyorum. Ama KPSS olunca yani hocam iş, güç, koşturmaca, yoğunluk olunca ister istemez tek parçada oturun ve olayı bitirin istiyorum. Ama daha da önemlisi şu konuda anlaşmakta fayda var. Ya bazı konular zaman ister. Mesela ses bilgisi zaman istemez. Ses bilgisini şimdi videosunu izleyin. Örnekleri şöyle bir kağıda yazın ya da varsa elinizde arkadaşlar kitabımız. Hemen altını şöyle çizerek gidin. 10 dakika sonra soruları çözebilirsiniz. Sorun yok. Çok rahat. Uygulama videosuna falan bakar geçersiniz. Ha Sözcükte yapıya geçtiğimiz zaman mesela sözcükte yapıyı da tek videoda anlatacağım ama sözcükte yapı sonrası hemen soru çözemezsiniz. En az 1-2 hafta sıkı çalışmanızı ister. Uygulama yapmanızı, sorularla biraz cebelleşmenizi, çözümlere bakmanızı. Tamam, bazı konular zaman ister arkadaşlar. Yani konuyu çok iyi anladım hocam ama soru çözemiyorumu yaşamamak için tamam? Sizden ricam bazı konulara lütfen zaman verin, hiç acele etmeyin, bol uygulama yapın. Peki Kaynaştırma ünsüzü demişiz. Yaşasın dediğimiz değil mi? Y, Ş, S ve N ünsüzleri. Biz onu genellikle yaşasın diye karşılarız ama o bizi sınavda öyle karşılamaz. Gelirse var ya bizi yakar mahveder ama gelmiyor. İçiniz rahat olsun. Sorulmuyor hocam. Yok. Kaynaştırmasız Allah aşkına. Yani kaynaştırmasız cümle mi olur ya? Mutlaka bir yerlerde kaynaştırma ünsüzü olur. Ben size çok klişe birkaç eki vereceğim. Görür görmez yapıştırmanız için. Mesela bütün y, yu yüler, arabayı, masayı, sürüyü, orayı, burayı Y'lerin y'si yesi kaynaştırmadır. Ne demek hocam? Bakın, arka kelimesi ünlüyle bitmiş. Sonra ı i, i belirtme haleki almış. Arka ı diyemeyeceğime göre bir tane ünsüz gelmiş onları kaynaştırmış. Onlara yardımcı olmuş. O yüzden kaynaştırma ünsü için arkadaşlar ÖSYM, KPSS'de yardımcı ses dedi. Yardımcı ses tamam cebinizde kalsın. Çok nadiren de olsa Koruyucu ünsüz gibi bir şey duyabilirsiniz. Yazamadım. Vallahi bugün bir yazı yazmayı unuttum. Evet. Koruyucu ünsüz dendiğini de lütfen unutmayın. Tamam. Mesela kapı kelimesi. Ya kapı kelimesi ın in tamlayan eki alacak. Kapı ın diyemeyeceğimize göre kapının olacak. Yani araya bir tane kaynaştırma ünsüzü gelecek. Kısacası gördüğünüz nın inlerin ilk n'si. Yı yilerin y'si. Şarşerlerin şeysi, sığsıyelerin sesi, her türlü kaynaştırmadır arkadaşlar. Gelmesi, gitmesi, bakması, görmesi, sarması, sevmesi, sorması bütün sığsıyesi susuyla hepsi kaynaştırma örneğidir. İçiniz rahat olsun. Her zaman iki ünlü arasında olmak zorunda da değil. Bakın, arası derken şu sığsıyı zaten söylemiştim. Bütün sığsıyesi suları kaynaştırma örneğidir. Oradaki s o tamam. Arası kelimesi dan den almış. Arasından diyemeyeceğimize göre arasından yani bir ünlü bir de ünsüz arasına da gelebiliyormuş cebinizde kalsın lütfen. İşte en çok kullanılan ekleri ise buraya özetlemiş burada özetlemiş olduk. Kaynaştırmayı sınavda görürsek ne yapacağız? Bak ben sana bunları söyleyeyim hocam beraber yaptığımıza değsin derse. Kaynaştırma şıklarda görürseniz üstünü çiziyorsunuz diğer şıklara bakıyorsunuz. Bulamadınız mı ya da hepsi var mı? O zaman cevap kaynaştırma. Hiçbiri mi yok o zaman kaynaştırma var. Kaynaştırmanın olmayacağı metin yazmak çok çok zor arkadaşlar. Kaynaştırma zaman kaybıdır. Lütfen bunu bularak soruda sınavda daha doğrusu vakit kaybetmeyin. Tabii ki soru bankalarında, testlerde, denemelerde, taramalarda karşınıza gelecek. Ama sınavda kaynaştırmanın şık olarak gelme ihtimali bile yok. Diyelim ki geldi. Diyelim ki bu sene direkt kaynaştırmayı sordu. İnşallah sorar yaparsınız. İnşallah sorar yaparsınız. Ama diyelim ki sormadı ya da geldi yapacağınız şey daima kaynaştırmayın sona atmak olmalı. Şıklarda gördük mü Ceyhan'da kaynaştırmayı? Abi üstünü çiz sen diğerleriyle uğraş cevabını bul geç. En sona kalsın bakıp da vakit kaybetmem. Peki. Başka ne var hocam? Ulama bizi bekler. ulamada ne istiyoruz? Ünsüz de bitip ünlüyle başlama durumu. Nasıl yani hocam? Mesela geldim ellerim yanımda diyor. Geldim meyle bitmiş ellerim ünlüyle başlamış. Tamamdır. İşte burada ulama var. Okurken geldimellerim. Yani hecelerken daha doğru ifadeyle bağlayarak okuyoruz. Ekmek almalısın. Dikkat. K ve A. Hatırlayacaksınız ünlülerden hatırlarız bunu. Sezen Aksu. Bakın dikkat. Sezen Aksu. Şurada ne var? Burada A var. Ünsüzle bitip ünlüyle başlama durumu. Bu kadar. Tamam. Hiç kafanızda soru işareti olmasın. Ama... Bizim evin yanına gelecek halimiz yoktu diyor. Bizim evin bakın üstü de bitmiş ünlüyle başlamış ama arada noktalama işareti olduğu için burada ulama yoktur diyoruz. Burada ulamayı göstermiyoruz. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Bakın aşağıda ne demişiz? Ulama daha çok seçenek elemek için kullanılır. Onu en son bul. Hocam gördün mü denizde ulamayı? Sınavda yapacağın tek hareket şu. Üstünü çizip geçiyorsun. Diğer şıklara bakıyorsun. Diyelim ki bize yokturu soruyor. Bir metin vermiş ve yokturu soruyor. Ulamayı gördün çiz abi. Kesin vardır. Ama diyelim ki yok. Cevap bu olsun hadi. Bu olsun. Olamayı çiz. Diğerlerine bak sen. A'ya bak bul. B'ye bak bul. C'ye bak bul. E'ye bak bul. o zaman doğru cevap denizi dersin. Ya da baktın B'm yok. Cevabı işaretler geçersin. Ulamayla, kaynaştırmayla ve birazdan göreceğimiz nme değişimiyle lütfen vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Onları hep en son bulma eğiliminde olunuz. nme değişiminde ise arkadaşlar normalde kelimenin kökündeki N harfinin söylem zorluğundan dolayı M'ye dönüşmesini göreceğiz. Yani saklanbaç demek zordur. Bizi yorar saklanbaç ama saklanbaç bakın bir çırpıda. Doğal olarak şuradaki M-B'nin ses olayı olduğunu söylüyoruz. Cambaz, dolanbaç, tembel, kambur, pembe. Ama bazı örneklerde de olmamış olması gerekirken normalde N ve B yan yana gelemez. Söylemi zordur. Sa -sa Sonbahar, saklanbaç falan demek zordur. Doğal olarak biz orada N'nin M'ye dönüşmesini beklerken bazı birleşik sözcüklerde bak bu birleşik, e, bu da birleşik ama aynı zamanda hani şu binbaşı mesela birleşik ama e, aynı zamanda orada ünlüler de var. Daha doğrusu özel isimler de var. Mesela Safranbolu e, özel isim, İstanbul özel isim yani bazı özel isimlerde olmamış bazı birleşik sözcüklerde olmamış. Bunlar olması gerekirken olmayan istisnai örnekler. Yani normalde bin bo alması lazım ama olmamış. Onbaşı olması lazım doğru olan o ama olmamış. Şunların tamamı arkadaşlar olması gerekirken olmayan ama doğru yazılmış kelimeler değil mi? Sonbaharı böyle yazıyoruz. Safranbolu'yu böyle yazıyoruz. İstanbul'u böyle yazıyoruz. Ama ne olmuş? Ne me değişimi yok. Onlarda ses olayı yok. Şunlarda ses olayı var. Mesela hocam Çarşamba kesinlikle ses olayı var. Ya da Perşembe. MB'yi görür görmez yapıştırın lütfen. Ses olayı ne olur mu? Peki ne bekliyor hocam bizi başka? Başka neyimiz var? E bitti diyebilir miyiz artık? Bakın dikkat. En sondaki büyük ve küçük ünlüyümünü ben kitaba tabii ki adettendir. Yani çıkmayacak diye bir şey yok. Neden gelmesin ama adettendir. Bütün konuları yazarız. Ama anlatırken de vurgularımızı yapa yapa gideriz. Bu bizim son başlığımız arkadaşlar. Büyük ve küçük uyumu bırakın KPSS. Yani TEOK, LGS hiçbir şey yok abi bitti. LGS'de falan bile yok. Yani sorulamaz. İçiniz rahat olsun. Ben sadece çok yüzeysel hatırlatacağım ve dersi sonlandıracağım. Büyük ünlü uyumunda bütün kelimeler ya bir kelimenin tamamı kalın ünlerden ya da ince ünlerden oluşmalı. Mesela bilezik. İnce, ince, ince büyük ünlü uyumu var. Ama inanmak ince, kalın büyük ünlü uyumu yok. Abi saçmalık geç ya. Vallahi hiç anlatasım, hiç anlatasım yok bunu geç. Küçük ünlü uyumundaysa A, E, I, I varsa ilk ecede sonrasında da A, E, I, I olmalı. O, Ö, -E U, Ü varsa sonrasında A, E ya da U, Ü olmalı. Ya buna ihtiyacımız yok. Bana bunu anlattırmayın. Allah'ını seversen bunu anlattırma. Ne olur bunu anlattırma. Ama hadi gel bir iki tanesini inceleyelim. Şimdi İki tane kuralımız var. Birincisi bu, ikincisi bu. Bakın gerek yok ama yine de anlatalım adardan çıksın. Kayıkçı. A'dan sonra I gelir mi? Bakıyorum kurala. İlk kuralı hatırlıyorum hemen. İlk Ece'ye baktım A ile mi başlıyor? Tamam. Hemen ilk kural. A'dan sonra I gelir hocam. Eyvallah. Sonra devam ediyorum. I'dan sonra I gelir mi? Bakıyorum I'dan sonra I gelir. Ha bu uyar. Ama çamur kelimesi bakın A ünlüsü var ilk Ece'de. Hemen bu kuralı hatırlıyorum ilk kuralıyı. A'dan sonra U gelmiş. A'dan sonra U gelmez. Bu küçükün uyumuna uymaz. İnanın hiç anlatmadığım bir konudur Dershanelerde vesairelerde kahvesi gruplarında derse girdiğimde arkadaşlar asla küçük büyük uyumunun ilk harfini bile yazmıyorum. Burayı tamamen unut. Ses olaylarına çalış lütfen olur mu? Şimdi hocam kampta şöyle bir planım vardı aslında. Konu artı uygulamayı tek videoya sıkıştıracaktım. Ama zaten konu anlatımı oldukça uzun sürüyor. 35-40 dakika 50 dakika sürüyor ister istemez tek video yaptığım için arkadaşlar. Uygulama için geçenlerde başlattığım bir gün önce başlattığım TYT uygulama kampı var arkadaşlar. TYT Türkçe uygulama kampı. Oradaki videoları izleyebilirsiniz. Tam da böyle KPSS'nin konu gidişatına uygun. Yani biz burada mesela ses bilgisini bitirdik bugün. Dün ses bilgisini atmıştım mesela kampta, uygulama kampında. Yarın sözcüklü yapıyı bitireceğiz. Bugün sözcüklü yapı uygulaması var. E, uygulamada kampında tamam. TYT uygulama kampında. Sizden ricam burada konu bittiği zaman hemen TYT uygulama kampına girip oradaki işlediğimiz konuyla ilgili uygulamaları izlemeniz. Çünkü aynısını burada tekrar etmenin bir manası yok. Tamam. O yüzden konu anlatımları yapacağım bu videolarda. Uygulama ama videolarını izleyebilirsiniz. Bu arada hemen şöyle büyüttüm hocam kanaldaki bütün ama bütün videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sözel mantık videoları var, paragraflar var, Alman bilgisi videoları var. Bütün dil bilgisi konuları hepsini izleyebilirsiniz. Yani görüp görebileceğiniz bütün kitaplarımı çözebilirsiniz. Konu ayrımı yok. Konular aynı zaten. İçiniz çok rahat olsun. Ama tabii ki merkeze alacağımız bu kampta merkeze alacağımız kitap bu olacak. Buradaki örnekleri tekrar etmeniz sınavda full çekmeniz için dil bilgisinden sözcük ve cümleden paragraftan yeterli olacak. Sözel mantık içinse şöyle baktım yanında var mı? Yanında gözükmüyor ama sözel mantık için de ayrı bir kamp yapacağız. İçiniz çok rahat olsun. E o zaman İlk günün sonuna geldik arkadaşlar. Ses bilgisini bitirdik. Tekrar tekrar vurguluyorum. Tamamen size özel videolar olduğu için bunları tek parça içerisinde veriyorum. Haberiniz olsun. Normalde 10-15 dakikalık videolar atıyorum genelde. Onu da vurgulamış olayım. Konuştuğumuz konuşacağımız ne varsa ses bilgisinde bugün ne yaptıysak hepsi sınavda aynen birebir gelecek. Doğru düzgün videoyu cebe koyduğunuz zaman hocam hiçbir sıkıntı olmaz. Adam akıllı tekrarlar yapıldığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Taktiklerle dil bilgisi olur. Promax dil bilgisi olur. Hangi kitabım olursa olsun. Bol bol da soru çözerseniz ki soru çözümlerini uygulamaları da kaçırmayın. Oradan bunları da mutlaka izleyin arkadaşlar. Soru kaçırma ihtimaliniz kalmayacak. İçiniz çok rahat olsun. E o zaman bir sonraki videoda yarın sözcükte yapıda görüşmek üzere. Haydi kolay gelsin.